British Museum'da yaptığım eser bu serinin 7. parçası. Wang Shimin'in British Museum koleksiyonunda olan bir resminden esinlendim. Wang Shimin'in eserlerini çok beğeniyorum. British Museum olarak Xu Bing'i ağırlamaktan ve burada birlikteyken bizim için bir şeyler üretiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışma Xu Bing'in 1654'te Wang Shimin tarafından yapılan bir resme tepkisi, hatta cevabı niteliğinde. Bu resmi kendi çalışmasının esin kaynağı olarak kullanıyor. Asistanlarımla birlikte çalışıyorum. Bu, herkesin üzerine bir parça iş düşen büyük bir işbirliği süreci. Çalışmam ya da çalışmamız dersem daha doğru olur. Ürettiğimiz şey, hepimizin erdeminin ortak bir yansıması. Şu an bulunduğumuz noktaya gelebilmek için birçok farklı aşamadan geçtik. Her şey oldukça basit, akrilik panelleri olan ahşap bir kutuyla başladı. Botanik bahçelerden kuru bitkiler topladık. Bu bitkileri British Museum'a getirdik ve 3 gün boyunca dondurduk. Kutunun arkasındaki karelaj, resmi ters bir şekilde kutuya aktarmamızda bize yardımcı oldu. Daha sonra bu karelaj çizgilerini kaldırarak topladığımız doğal malzemeleri gelişi güzel yerleştirmeye başladık. Ardından Xu Bing'in gelişi, bize katılması ve bizleri yönlendirmesiyle de bu sanat eserini yaratmış olduk. Xu Bing'in gelişi bu anlamda hepimiz için çok önemliydi. Eseri böyle tamamladık. Gözden çıkarılmış ya da atılmış malzemeleri güzel, narin ve klasik olan bir sanat eserine dönüştürmeye çalıştım. Yakından incelerseniz, Wang Shimin'in fırça darbeleri ile bizim kullandığımız malzemeler arasında büyük farklar olduğunu görebilirsiniz. Ama bizim bu eseri yaratmak için kullandığımız materyaller, değişik malzemelerin bir araya gelişiyle oluştular. Ve bunlar kendi içinde Wang Shimin'in fırça darbelerinin ritmini ve ihtişamını yansıtıyorlar. Etrafımızda en sık bulunan ve en ucuz olan malzemeleri kullandım. Ne yazık ki bunlar çok uzun ömürlü değiller. Sonuç olarak insanlar gerçek, somut bir tablo yerine bir gölge resmi görüyorlar. Bu çalışma, bir nebze de olsa, mürekkeple yapılan büyük Çin resimlerinin verdiği hissi yaratıyor. Sonuçta burada da bir ışık ve gölge oyunu var. Tüm bunlar ziyaretçileri, görmenin ne demek olduğu, beynimizin nasıl çalıştığı ve gördüğümüz şeyleri zihnimizde nasıl görselleştirdiğimiz konularında düşündürecek. Xu Bing'in çalışmasına bakıp, kuru bitkilerden, buruşuk kağıtlardan yapılmış, tek bir fırça darbesi bile içermeyen bu eserin, fırça ve mürekkep ile yapılmış kocaman bir tablo olduğu hissine nasıl kapılıyoruz? Bizi düşündürüyor, aklımızı çalıştırmamızı sağlıyor. Enstalasyonun bitmesine çok az kaldı. Müze kapanalı birkaç saat oldu. Aslında biz de 9.30'da bitirmeyi planlıyorduk ama sanırım bunu 10.30'a kaydıracağız. Birazdan sergi başlayacak ve kapılar açılacak. Kapılar çok yüksek olduğu için ziyaretçiler galerinin dışındayken bile tavandan yere doğru uzanan çok güzel bir Çin tablosu görecekler. Çinliler geleneklerine çok saygı duyarlar.
Bunun için klasik eserlerin kopyalanması da çok önemlidir. Bu sanat eserini Wang Shimin, klasikler, gelenekler ve geçmiş ile bir diyalog kurarak yarattım. Bu benim için çok önemliydi. Geçmişle kurulan diyalog, insan kültürünün çok önemli bir parçasıdır.